Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Bugün de her zaman olduğu gibi Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri sizler için analiz etmeye çalışacağım. Bugün biraz dünyadan bahsedelim istiyorum önce. İran ve Amerika Hürmüz Boğazı'nda her an karşı karşıya gelebilirler diyorduk. Körfez'de ciddi ciddi hava ısınıyor şu anda sevgili dostlarım. Hürmüz Boğazı'na gemiler girdiği an itibarıyla İran gemileri bombalayacağını, kısa menzilli füzeleriyle vuracağını söyledi. Yani her an İran Amerikan gemilerinden birisini vurabilir ya da Amerikan gemileri İran kıyılarına yaklaşıp İran'a müdahale edebilir Körfez'de. Gördüğünüz gibi dünyada ciddi gerilim ortamları söz konusu. Bunun yanında Amerika dahil, Amerika başta olmak üzere Amerika, Çin, Fransa, İngiltere, Almanya bütün ülkelerin büyüme oranlarına baktığımızda büyümelerini arttırarak devam ettirdiklerini, işsizliklerinde her geçen gün düşürdüklerini görüyoruz. Türkiye hariç. Türkiye standartında başka hangi ülke var? Venezuela var, Arjantin var, Güney Afrika var. Yani biz bu ülkelerin skalalarındayız. Gelişmekte olan ülkelerin hepsinin çok büyük bir dar boğazda olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz sevgili dostlarım. Türkiye bütün bu ülkelerden de aslına bakarsanız olumsuz bir şekilde ayrışıyor. İşsizlik oranımız çok fazla artarak devam ediyor. Bakın Almanya son dönemlerin en düşük işsizliğini yaşıyor. Amerika en düşük işsizliğini yaşıyor. Arjantin bile işsizlik olmasına rağmen ortalamaların çok fazla üzerine çıkmış değil. Oysa Türkiye dünya ortalamalarının inanılmaz üzerinde. Dünya 3-3,5 civarında bir işsizlik ortalamasına sahip. Türkiye'nin ortalaması şu anda geldiği gün itibariyle %14,7 sevgili dostlarım. Bu da bütün iyi niyetli yaklaşımlarla bakıldığı zaman. Birazcık işin dibini kaşıdığınızda, birazcık karıştırdığınızda esasen Türkiye'deki işsizlik oranının %22'nin üzerinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Genç işsizliğin de %26'nın üzerinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çok rahatsız edici bir olay gerçekleşti sevgili dostlarım. Bir genç iş bulamadığı için, son 6 yıldır iş bulamadığı için üzerine benzin dökerek kendisini yaktı, ateşe verdi. 4 gün sonra da hayatını kaybetti. Tek bir sebebi vardı, işsiz olmasıydı. Hükümlü bir genç ama cezasını çekmiş ve çıkmış. İş arıyor uzun zamandır ve iş bulamıyor. Bir belediyeye başvuruyor. Belediyeden olumlu cevap aldığını düşünüyor. Daha sonra belediye de bu kardeşimizi reddediyor ve sonrasında da abisinden aldığı son harçlıkla 2 bidon benzin alıyor, üzerine döküyor, kibrit çakıyor ve kendisini yakıyor. Cayır cayır yanıyor bu çocuk. Aslında hepimiz yanıyoruz burada. Hayatını kaybediyor 4 gün sonra. Gördüğünüz gibi sevgili dostlarım, olayın geldiği boyut çok ciddi anlamda çirkinleşmiş durumda. İşsizlik manasında bakıldığı zaman. Dolara bakıyoruz. Dolar 6.05, 6.02 seviyelerindeydi ki ısrarla sizlere şunu söylüyordum. Doların bu seviyelerde kalmasının tek bir sebebi var. Yabancıların bu seviyelerden mal toplaması ve yüksek faiz ortamından mümkün olduğunca daha çok faydalanmaya çalışması. Borsadan zaten kademe kademe çıktıklarını söylemiştik. Nitekim bugün 86 bin seviyesinin de altına indi. 85 binlerde geziyor. Eğer ki 85 binde bu hızla kırılıp aşağıya doğru süreç devam ederse anlayın ki size söylediğim 82.500 seviyesine ilk etapta gidecek ve gelen haberlere göre çok hızlı bir hareketle 60-65 bin aralığına doğru gevşeyebilir sevgili dostlarım. Bakın OECD bir rapor yayınladı. Pek çok ülkenin büyüme oranlarını arttırırken Türkiye'nin büyüme oranlarını azalttı. OECD de hem 2019'da hem de 2020 yıllarında Türkiye'den büyüme beklemiyor. Diyor ki OECD Türkiye'ye, hayır kardeşim sen küçülmeye devam edeceksin. Üstelik bizim tahminimizin üzerinde de daralacaksın. 2020 yılında da çok fazla büyüyemeyeceksin diyor. Gördüğünüz gibi Türkiye hakkında OECD dahil, yabancılar dahil kimse olumlu düşünmüyor. Neden? Çünkü ekonomiyle ilgili doğru düzgün bir adım atılmıyor sevgili dostlarım. İşsizlikle ilgili çare olacak bir girişimde bulunulmuyor. Hazıra dağ dayanmaz denilir ya. Bizler hazırı tüketmeye devam ediyoruz. Bakın Merkez Bankası'nın bütün karını zaten Ocak ayında hazineye aktarmıştık olması gereken zamandan önce. Şimdi de ihtiyat akçesine göz diktik ve ihtiyat akçesini de hazineye aktarıyoruz. Sanki çok zengin bir ülkeymişiz gibi Suriyelilere biz bakıyoruz. Gelen her yabancıyı ülkemize kabul ediyoruz ve bunların ülkemizde kayıt dışı çalışarak kendi vatandaşımızın işini ele geçirmesine
göz yumuyoruz. Evet, bizim vatandaşımız dışarıda gezerken, işsiz kalırken, kendisini yakmak zorunda olurken Suriyeliler, Afganlar, Türkmenler, Özbekler ülkede cirit atıyorlar ve bunlar kayıt dışı olarak bir yandan çalışırken bir yandan da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden maaş alıyorlar. Ciddi bir ekonomik sıkıntı yaratıyorlar bize. Hem işsizlik anlamında hem de devletten aldıkları ekonomik yardımlarla bize ciddi anlamda yük oluyor bu vatandaşlar. Ve biz hala bunları sırtımızda ne yazık ki taşımaya devam ediyoruz. Sevgili dostlar. Bir başka önemli ayrıntı, enflasyon her geçen gün artıyor. Faizler her geçen gün yükseliyor. Merkez Bankası baktı olacak gibi değil. Repo ihalelerini bir süre daha kısmaya devam ederse işin içinden çıkamayacak. Repo ihalelerini tekrar başlattı. Bugün 6-10 seviyelerini gördü bir anda dolar. Merkez Bankası faiz oranlarını, swap faiz oranlarını %25,5'tan %24 seviyesine indirdi. Piyasa hemen tepkisini verdi. Gördüğünüz gibi aslına bakarsanız Merkez Bankası'nın uygulamalarının hiçbiri işe yaramıyor. Çok kısa vadeli çözümler ve bu çözümlerden vazgeçtiği an itibariyle piyasa tepkisini vererek dolarda ciddi yukarıya doğru hareketler gözleniyor. Şimdi sevgili dostlarım, uluslararası risklerin yanına ulusal riskleri de koymaya başlarsak, İran-Hürmüz meselesi Amerika ile, Rusya'nın Suriye'deki operasyonları, Amerika-Çin ticaret savaşları, Avrupa Birliği'nin tavrı, İşte Fransa'nın gemilerini Doğu Akdeniz'e yollaması ve orada her an sizlere operasyon yapabilirim diye bekletmesi, gözdağı vermesi. Tüm bunları topladığınız zaman uluslararası çok büyük riskler var bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için ama Türkiye için daha da fazla büyük riskler var. Bunun yanına bir de ulusal riskleri koyduğumuz zaman borsanın düşmesi çok normal ve düşmeye devam edecek sevgili dostlarım. Ne yazık ki dolar yükselmeye devam edecek. Ha belki de doların yükselmesi, ani sıçraması yabancıların ülkeden çıkmasını zorlaştıracağı için, maliyetlerini arttıracağı için bir artı değer kazandırabilir Türkiye'ye. Çünkü enflasyonu zaten biz engelleyemiyoruz. Faiz oranlarını zaten durduramıyoruz. En azından yüksek kur maliyetini yabancıların sırtına yükleme şansına sahip olabiliriz. Bu da ayrı bir ekonomik bakış açısıdır. Bu da yapılabilir. Ama daha sonrasında mutlaka ve mutlaka kambiyo rejiminin değiştirilmesi gerekiyor. Yabancıların maliyeti yükseltilip aynı zamanda yerlinin elindeki döviz çekildikten sonra, yani düşünsenize 12 liranın, 15 liranın, 20 liranın üzerinde olan bir döviz kurunu gören her vatandaş elindeki dövizi bozdurmaya başlayacaktır. Eğer ki devlet gerçek anlamda bunun geri gelip ya da sabit kur sistemine geçeceği sinyalini verirse, kambiyo rejimini değiştireceği sinyalini verirse mutlaka elindeki parayı vatandaş bozduracaktır. İşte o parayı da Merkez Bankası rezervlerine koyarsa en azından yabancının ihtiyacını buradan karşılayıp yabancıyı bu ülkeden rahatlıkla gönderebilir, maliyetlerini onların sırtına yükleyerek ödeyebilir sevgili dostlar. Bu da bir avantajdır. Galiba Türkiye bu tarafa doğru gidiyor zaten. Evet, bunun çok ciddi bir enflasyon hissettiği etkisi olacak. Evet, bunun ciddi bir faiz etkisi olacak ama şunu söyleyelim, zaten bu etkiler her ne olursa olsun kaçınılmaz sevgili dostlarım. En azından yabancıların buradan maliyetsiz ucuza kaçmalarını engellemiş olabiliriz dövizi yükselterek. Kısaca şunu söyleyelim videomuzu kapatmadan önce, ekonomik kriz ve 3. Dünya Savaşı kapıda. Ekonomik kriz Türkiye için kapıda. 3. Dünya Savaşı da İran'la Amerika birbirine girerse ve Rusya, Çin, Suriye gibi ülkeler İran'ın yanında saf tutarsa, Fransa, İngiltere gibi ülkeler Amerika'nın yanında saf tutarsa, ki tutma ihtimalleri çok yüksek çünkü bir petrol pastası var, bunu paylaşmak isteyeceklerdir. İşin içine NATO da girerse biz yakın zamanda 3. Dünya Savaşı'ndan bahsediyor olabiliriz sevgili dostlarım. 3. Dünya Savaşı ile ilgili tezimi ilerleyen videolarımda sizlerle paylaşacağım. Daha geniş olarak anlatacağım. Neden çıkartılacağını, çıkmasının ne gibi sonuçlar doğuracağını ve 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasını kimlerin isteyebileceği ile ilgili sizlere bir video hazırlayacağım yakın zaman içerisinde. Mutlaka onu da izleyin. Bu videomun sonuna geldik. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın.